Evet sevgili seyirciler, şimdi bu özet görüntü üzerinden pozisyon pozisyon karşılaşmayı değerlendirmenin vaktidir. Biz yerimizi aldık her zaman olduğu gibi Erman Hoca ile hocam bugün, ama ayrı bir şıklık var tabii. Öyle mi, sağ ol özel, hocam. Derbi maçlar, büyük maçlar da böyle. Hocam şimdi, oraya dön. Kığıl arkadaşımız sağ olsun valla kığılı. Apo kardeşim şimdi, selamlar. Muhammed'e evet, selam. Muhammed'e. Oynatalım bakalım. Ya Muhammed kardeşimiz sağ olsun ya. Muhammed vallahi iyi bakıyor bize. Burada zaten ilk pozisyon gol pozisyonu ama bence golün tabii oraya Wilson'ın gelişi, atılış şekli kadar topun buraya Cornelius'a evet, gelişi, Cornelius'tan Wilson'a gidişi de çok değerli. Yani, o ilk çıkış anından şurada bir bakalım. Çok iyi hazırlanış. Cornelius o fizikteki oyuncu aslında işte bunları yapması lazım çok fazla. Ya şu burada vücut çalımı yaptı, çok başarılı. Burada muhteşem yaptı. Ama bir de tabii, topu çıkarması, zamanlaması yani, mükemmel. Vişça'nın topu önüne alması. Bir de Trabzonspor'un bu gol neyi anlatıyor biliyor musun? Bir ile ikinci gol. Tamam ikinci gol farklı ama Trabzonspor'un özellikle bugünkü Abdullah Avcı'nın yaptığı planlama, oyun planlaması Ender. Bugün Trabzonspor adına 4 tane oyuncu en fazla topla buluşmuş. Kimler biliyor musun? Şimdi kimleri düşünürsün genelde? Stoper veya orta saha. Yani nedir? Takımın omurgasını değil mi Ender? Evet. Sağ bek Dorukhan 1, sol bek Poaç 2, Vakeme 3, Vişka 4. Hmm, kanatlar yani. Kanatlardan. Yani demek ki aşırı yüklenmeyi ne yapmış Abdullah Avcı? Sağ ve sol kanattan yapmış rakibe karşı Konyaspor'a. Daha oyunu merkezin değil, daha oyunu genişleterek çizgilerden ikili oyunlarla oynamak istemiş. Burada Konya takımının bu şekilde yakalanmasını nasıl değerlendirmek lazım? Yani bakın, stop, biraz geri gelebilir miyiz? Biraz geri gelelim. Şimdi top burada. Konya takımında şurada, şurada, şurada. Önde kalmış Konya şurada, Spor takımı. Önde kalan, anlam şeysiz kalan yani. Amaçsız grubu, kalan oyuncular var. Top rakip alana geçtiğinde göreceğiz. İki oyuncuyla yakalanıyor Konya. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Burada stoperin de tabii ki çok hatası ama var. Ama yani, Trabzon'un bu oyun şekli bu. Arkada top çevirerek, araya sokarak uyutuyorlar. Ya, yani o daldığın anda araya top soktu mu gidersin zaten. İşte burada da öyle oluyor. İşte onu yapıyor. Duruşlarında bir yanlışlık bir yolda stoperin adamı Adil galiba, kaçırması Adil bütün dengeyi bozmuş. Adil. Adil mi o? Tabii. Evet. Yani öyle stoperi döndüremezsin, santraforu döndüremezsin normalde. Ya bir de şimdi ön tarafta oynuyorsa bir takım Konyaspor, orada bir hatayı sonlandıracaksın. Böyle yoksa bu geçişi zaten iyi oynuyor Trabzonspor. Bir de burada birebir savunmaları iyi yapman gerekir. Bakın, tabii. Savunma bir dakika, bir dakika, eksildiği gitme, zaman önde geride olan savunmacıların iyi oynaması gerek. Şu kim? O Vizca işte. Bu kim? Bakasetas mı? Bakın şimdi devam edelim. Dikkatle izleyelim. Ha yok, o Vizca değil, o Abdülkadir. Tabii. Ömür o. Vizca ters taraftan ya, geliyor. Tabii. Ömür ya, o. Ya. Bakasetas arkada. Vizca ters tarafta. Doğru. Ender, Koray bizim içeride duyuyor mu sesimi? Bir geçen Vişka sağa da kontrol etti, sola yala bir gol topu attı. Topu aldığı zaman gitme gitme şu oyuncuya bakın oraya, ne yapıyor. Bir söyle bak Koray, bak. Rea Hoca'nın... Kaldır elini. Duydular. Duydular mı? Tamam. Bak kaldır elini bak. Daha top gelir gelmez. Çok, İşaret ediyor bu şekilde. Çok doğru yere pası atmış yani Cornelius. Geri gel, geri gel. İşaretini alalım bak. Biraz Cornelius bakıyor bak. Oraya bakıyor Cornelius. Bak şimdi. Biraz daha geri gel. Bak. Gördünüz mü? Bak kaldırdı kafayı, kafayı burada. Kafayı kaldırdı Cornelius. Bak şimdi. Devam et. Gördü arkadaşını. Vişça da işaret etti buraya diye. Devam et. Ya pas da çok güzel. Ya. Muazzam bir, şey bir pas. Yok ya. Direkt topu önüne alıyor. Sağ ayaktan sol ayaktan. O golü şimdi vermesinler ama sonra ikinci golle beraber yapıştıracağız Ender. Tamam, Koray tamam, o ikinci golle verin onu. Ya burada kere... Poaş'ın da gönderdiği top ama vücut çalımı, Cornelius, asist. Yani burada bir tek Cornelius'a aslan yazardım, payını Cornelius'a evet, vermek durumundayız. Tamam Vizca muazzam bir koşu yapıyor tabii, ve bitiriciliği. İlk yarı çok iyi oynadı Cornelius. Adil iyi niyetli bir stoper ama acemi. Şimdi çaylak bir oyuncu. Faul yani yapması lazım. Hatta yanlış kontrol etmiş. Yaptığı asistleri hangi ayakla yaptı acaba merak ediyorum. Bakmak lazım değil mi? Vizca mı?
Çünkü iki ayağında kullanıyor. Yani. Cemşek gol vuruşu da var. Yani vuruşta, pasta iki ayağında kullanıyor. Hocam geçen hafta da onu istedin değil mi hocam? Hocam sen? Genelde asistleri ama Vişka'nın Başakşehir'den hep böyle sağ ayaklıdır. Evet sağ. Sol ayaklı ama sağ ayaklı hep genelde. Solda... Hadi haftaki Ender yapmıştır ama yüzdeye vurduğumuzda sağ ayakla. Bu yakın yapmıştır. Planda daha net gözüküyor tabii. Yani. Orada çok kolay geçiliyor. Çok. Ya bir stoper öyle şey yapmaz. Yani santrafora dön. Hocam yıllarca stoper oynadı. Erman hocam da öyle. Şöyle döndüğün an en kötü faul yaparsın. Ya yanlış yerde, kesersin. Yanlış yerden giriyor. Vücudunu da çok iyi kullanıyor. Topla tabii, rakibin evet. Arasına Cornelius çok iyi sokuyor. Cornelius ama müthiş bir müthiş. Müzik çalımı ya. Ya bir de Vişka'nın mesela sağ çizgiden içeri doğru kat etmesi. Hep söylüyorum. İleride yalnız bir tane santrafor Cornelius'la oynamıyorsun. Vakeme'de Vişka'da yeri geldiğinde santrafor evet. Bu oyunda. Yani üçlü forvet oynuyorsun. Çok iyi içeri kat etmiş zaten. Gökhan hocam sen şimdi stoperdin. Hocam da stoper. Oraya çıktıysan. Bitti. Zaten pozisyonu yanlış yerden giriyor. Yani arkası olursa adam dönemez ki oradan. Hata kesici. Pozisyonu yanlış. Yanlış almış. Cornelius hiçbir şey yapmadan geçiyor tabii. Bir de. Yani temas stoper... yok. Temas yok hocam. Yani bazı çeker... akıllı oyuncular olur hocam. Adamın önüne geçip evet, topu evet. Alayım diyor. O onu yapmaya çalışmış ama hiçbir şey olmamış. Yalnız burada Ömür de bir hamle yapıp arkadaşını önünü bozabilir. Açmış. Bakıyor Vizca geliyor. Hemen yavaşlıyor ve önünü açıyor arkadaşının. Yani onun ne yapabileceğinin farkında çünkü. Evet. Vizca'nın bunu bitirebileceğini. Organize bir gol. Özet. Evet. Devam edelim. Son kez izleyelim ve bitirelim. Cornelius'un da asistinin hakkını teslim edelim bir kez daha. Vizca bunu her zaman yapıyor zaten. Evet. Bu golle 1-0 öne geçti 13. dakikada Trabzonspor. Cornelius'un kafa vuruşu. İlk yarı 7 ya da 8 tane korner kullandı galiba Trabzonspor. Çok fazlasıyla köşe vuruşunu hiççe kullandı yine. Evet. Şimdi burada şöyle bir şey var. 3 oyuncu var şurada. Biraz geri gelebilir miyiz? 3 oyuncu bakın bu. 3'ü de buraya doğru yükseliyor ama kafayı bu oyuncu. Alan savunması yapıyor tabii Konyaspor takımı. Burada ama Cornelius'u kimse rahatsız etmiyor. Çok rahat vurdu Cornelius. Onu demeye çalışıyorum. Rahatça evet, vurmuş rahat kafayı. Vurdu. Bir tanesi izliyor. Diğer 3'ü yerde. Havada olan bir tane şu sırtı dönük kim o? Bir de şunu söyleyelim. Abdülkerim o değil Konya Spor Lig'in bu maça kadar en az gol yiyen takımı. Tabii. En az gol yiyen takımı tabii. Konya Spor takımı. Trabzon kornerlere serbest vuruşlara geldiği zaman iki adamın yanına gideceksin abi. Bir tanesi Stoberi. Vitorigo. Bir tanesi de bu. Cornelius. Doğru hocam. Kımıldatmayacaksın abi alacaksın bunu böyle şeye hani o nişanlı var ya sevgili nişanlı. Bu da iyi vuruyor. Kımıldatırsan ikisi de vuruyor abi. Vuruyor. O da vuruyor, bu da vuruyor. Bak Konyaspor'un yerleşim hatası nereden biliyor musun? Adile kendi arkadaşı 18 numarayla bakar mısın? 4'te 18 numaraya bak. Yan birbirine çarpışıyorlar. Hayır. Bak görüyor musun? Evet. bak Mehmet. Stoper Abdülkerim Vakeme'nin bulunduğu yer. Görüyor musun? Birbirini bozuyor. Adil de çıkamıyor zaten at takım arkadaşı geldi. Adil çıkamamış. Ya burada yalnız Cornelius kafayı vurduğu zaman direkten dönse Vakeme takip ediyor. Hemen çıkmaya çalışan hücum oyuncusu Ahmet Hasan. Tabii. Zaten her zaman hücum oyuncuları savunmaya yardım etmeye çalıştığı anda bir sıkıntı tamam. Çıkıyor. Burada direkten dışarı gitmiş top. Önemli bir fırsattı Trabzonspor adına kaçan. Devam edelim. Cornelius hep oyunun içinde vardı ilk yarı. Hep. Ya o bağlantıda özellikle... Güvenlikçiler gene maça bakıyorlar ha. Güvenlikçiler gene maça bakıyorlar. Dikkat etmedim ben öyle miydi? Baba bak sağ tarafa bak. Bir dakika. Şuralara bak. Hocam sırtı dönüktü ya hepsini. Yok hocam, ya bak ama kafaya baksana. Hocam bırak ya onlar da insan oraya gelmişler oturuyor bütün hocam. Hayır yani. Abi hayır abi. Yok hocam ya sen hayır abi bakmayacaklar ya. Arkadaş ya. Görev yapıyorlar görevini yapacak. Ya, bakmayacaklar. Adam, ben burada yine ben hocam, iyi görüyorum burada adam, yani. Adam, bu kadar kritik pozisyonda hepsinin sırtı dönük. Ya olacak abi güzel insanlar yani. Robot. Bir kişi tribünden atlayıp. Ya bir kişi tribünden atlayıp sahaya girer de topçunu birine çakarsa... Trabzon'un sahası da iki maç kapanırsa insandır mı olacak? Ya hayır. He? Tabii ki öyle bir şey istemeyiz de ama insan sonuçta hafif bir gözüyle... Olmazsa öyle oluyor. Hocam, santraya kadar gelen var. Hocam hepsini bakmıyor. Bir tanesi falan bakıyor zaten. Bakıyorlar, evet, bakıyorlar. Burada iyi hocam. Bu fena değil. Bir öncekinde sıkıntılıydı da bu iyi. Bir tanesi bakıyor. Şimdi. Hepsi önüne bakıyor. Peki Bakasetas'ın... Bildiğimiz şutları. Burada baraj sıkıntısı yok mu ya? Barajın dışından çeviriyor zaten. Ama kaleci, kafasını eğiyor şu oyuncu. Kaleci buna hiçbir şey yapamaz. Elini uzatmış ama bir bakalım sertlikte... şu Mihayak geri gel. Dur Mihayak. Bir dakika dur. Bak şu oyuncu tamam şey duruşları güzel her şeyi kapatmışlar. Yavaş yavaş vursana. Yavaş yavaş vur. Dur. Geri gel.
Hücum oyuncusu olsa bunu yapar. Ya var ya, Bakasetas bu köşeye vuruyor. Bu köşeyi engelleyecek adam bu. Bak, üçü vazifesini yapıyorlar. Bir tanesi korkak, korkak. Parayı alırken mangırlar iyi. Hop, cebe, eurolar. Kim o? Eurolar alırken iyi. Toptan korkuyorsan ne işin var la sahada senin? Bak. Mihail Eğil gelsin abi, Eğil. En iyi oyuncularından biri. İyi kim yani. O ya? Bak. Hoca ötekiler zıplamış. Tam oradan geçiyor ya. La oğlum korkuyorsan burada işin ne la? Burada işin ne senin? Konyalı. Git. Kebap ye Konya'da. Şuraya bak. Şuraya Konya'da bak. Etli ekmek yiyebilir hocam. Etli ekmek ye Konya'da buraya geleceğim. Balya çorbası var. Allah aşkına buruş, şunlara buruş, bak aslanlar gibi. Ama. Şu korkağa bak ya. Korkak. Aman abi top gelirse Allah muhafaza. Hocam o yalnız buruş. Sıçrasa bile o top ona gitmeyemez. Ayıp gitmeyemez. Ya. Ve top da oradan gidiyor ya. Yani vurdu. Dışarıdan çevirdi zaten. Jet dediğimiz ya tabi. Jet iç üstüyle beraber birinci sınıf vuruş. Bir de hiç şey yapmadan çok gerildi. Maç evet. İçinde de aynısını. Ama bunu yapmayacaksın tabii. Ya. Zaten bu ikinci şutu. Yani o ara yani mesela maçta olsaydım ben ne derdim biliyor musun? Mesela Bakasetas'tan topçu atışları başladı Konya Kalesi'ne. Yani adam geri gel. Buradan da bakalım. Yani böyle atıyor. Bak. Buradan daha iyi. Geri gel. Gibi. Bir tane daha vurdu. Bu da bak. Yavaş. Yavaş bak abi bak. Allah aşkına bak. Yavaş. Oynat. Hop. Bak abi. Bak ya ayıp git ya. Gel yapalım hocam benim. O zaman bir ayıp daha ya. İşte baraja koymayacak tabii. Bak. Konyaspor. Ne işin var la senin orada? Bak. Üçü birden havaya sıçrıyor bir o yere. O çöküyor bir de. Oldu yerde. Ters hareket var orada. Tabii ya, üçü birden parmakla aşağıdan gitsek or olacak. Hocam bak üçü birden havaya sıçrıyor öteki yere doğru gidiyor. Hocam buna kaleci zaten hiçbir şey yapamaz. Bak. Bu sertlikte hiçbir şey yapamaz. Kafayı deniyor böyle. Yaz Mehmet gol olsaymış var muhteşem ya yakın gol. Köşeye var ya. Hocam şöyle elini kaldırdı kaleci yine dokunamaz onu. Hayır dokunamaz gol yok, olurdu. Yok muhteşem gol. Gol olurdu direkt. İmkan yok. Çok iyi oyuncu. Ama kasetesinde... Mihailak burada hakikaten fena yakalanmış. Yani. Bu yapılacak son şey ya. Maçı bitiriyordu Trabzonspor. Bak nasıl İkisi gidiyor ya bak. Bak nasıl gidiyor bak şimdi bak hop. Bak kaçıyor. Eyvah bak. Diyor ben diyor neler bir şey yaptım ama diyor. Biz iç sesi olalım neyse ucuz atlattık diyor yani. Evet, burada Bakasetas'ın usta vuruşunu da... O da iyi oynadı bugün. Altını çizelim. Ya, o da o maç eksiği vardı, biraz sıkıntıları vardı. Ondan yavaş yavaş kurtuluyor. Galatasaray maçından sonra iyi oldu. Galatasaray maçından sonra toparlandı. O ritmi bulmaya başladı. Evet. Devam edelim. Korkak Konyalı'dan sonra devam edelim. Korkak Konyalı futbolcu.